Yanımda Zeynep var, adaşım. Zeynep'le internet üzerinden birbirimizin videolarını çok beğendiğimizi belirterek birbirimize yürüdük. Aynen, birbirimize bayağı DM'den aslında yürüdük yani. Aynen. Ve DM üzerinden yürüşmemiz şöyle bir şeye sebebiyet verdi. Ben son kalan bir 5 kilomu ve böyle işte fiziğimi daha toparlayacağım bir kamp programına girmek istiyordum açıkçası. Covid-19 çıkınca tabii spor salonları birazcık yalan oldu. Bayağı yalan oldu yani. Kapandık. Aynen. Yani Zeynep'in bu arada salonu var. Şu an oradayız zaten. Interval 45'teyiz. Ve bunun sonucunda çok da fazla tabii ki motive de olamıyorsunuz evde spora mı para derken yendi biraz böyle. Yendi mi? Biraz yendi ama ilk bir ay falan yaklaşık 64-65 kilo civarıyım ve artık hani biraz böyle bunu 60'a düşürmek, kilodan ziyade görünüşümü değiştirmek, biraz yağ azaltıp kası arttırmak, evet, güçlenmek istiyorum ve artık böyle benim için son düzlük olduğunu düşünüyorum bunun. Öyle olunca da Zeynep'le güçlerimizi birleştirdik. Sana aslında bu yolda bir yol arkadaşlığı yapacağım, öyle diyelim. Hedefimiz var mı? Hani küt diye. Hedefimiz böyle bir rakamsal. Hedef koymak için önce rakamları ölçmek lazım ama her şeyin başında seni kendine iyi hissettirmek. Bu. En öncelikli hedefimiz bu. Bak işte doğru insanla çalışıyorum gerçekten. Her şeyden önce senin kendini daha çok sevmeni sağlayabilmek, aynadaki görüntünden mutlu olmanı sağlayabilmek. Evet. Öncelikli hedefimiz bu. Evet. Bunu kameralara karşı yorumlamamı ister misin? Evet. 65.2 kilo. Harika. Body mass index 24.5. Bu fena değil, güzel. Vücut yağ %30. 30 düz, çok iyi. Düz. Gerekli ölçümler yapıldı. Kilomuzu ölçtük. Mezuramızla vücudumuzun çeşitli yerlerini ölçtük ve biraz üzüldük. Kur'an damacana gibi iniyor yani aşağı. Bakalım ne olacak, çok heyecanlıyım. Selam. Bugün Zeynep'le beraber başladığımız yolculuğun aslında ilk günü diyebiliriz. Çünkü ben tatile gittim geldim. Küçük bir ara verdik ama tatilde de yüzdüm, hareket ettim, paddleboard vardı, onun üstünde durmaya çalıştım falan. Böyle küçük egzersizler yaptım aslında. Bugün bacak ve karın hareketlerinin olduğu bir antrenman yapacağım. Zeynep'in grupları var. Haftanın her günü belli saatlerde Zoom üzerinden katılıp bayağı egzersiz yapabiliyorsunuz herkesle birlikte. Onlara katılacağım. Bir de ben evde şöyle bir şey yapıyorum. Spor yapmaya üşendiğim günlerde. Uyanır uyanmaz spor kıyafetlerimi giyiyorum. Böylece sanki bir zorunluluk oluşuyormuş gibi oluyor ve daha rahat spor yapabiliyorum açıkçası. Tavsiye ederim. Yani Zeynep'in antrenmanları 30 ila 45 dakika arası ve gerçekten evde böyle bir şey yapmak için çok uygun süreler. Yani bir 30 dakika ayırmanız çok olası. Düşünüyorum, spor salonuna gittiğinizde giyindiniz, hazırlandınız, gittiniz, spora başladınız derken gerçekten çok daha fazla vakit kaybediyorsunuz. O yüzden evde spor yapma motivasyonunu bir noktadan sonra hayatınıza katabildiğiniz zaman gerçekten spor yapmak daha keyifli oluyor. Çünkü daha az vakit harcıyorsunuz. İstediğinizi giyebiliyorsunuz, istediğiniz müziği açabiliyorsunuz. Etrafınızda kimse yok. Aslında çok keyifli gerçekten. Ama dediğim gibi tabii ki evde, yani ben mesela freelance çalışıyorum, evden çalışıyorum yani yaklaşık 4 senedir. İlk 1,5 senem çöptü. Hani yataktan kalkmıyordum gerçekten. O yüzden evden çalışmak da mesela evde spor yapmak kadar zor. Ama böyle bir tecrübem daha önceden olduğu için evde spor yapmayı biraz daha hızlı alıştığımı düşünüyorum. Neyse, çok uzattım. Ben şimdi kahvaltımı bitirip sonra sporumu yapacağım. Başka bir güncellemede görüşürüz. Şimdi antrenmandan çıktım. Bugün geri sayımdı. 100'den 10'a kadar hareket, işte 100 jumping jack, 90 squat atıyorum. Böyle onar onar aşağı doğru düşerek 10 tane hareket yapıyorsunuz. Yani bir insan yapamam diyor ama hakikaten çıkarabiliyorsunuz bir şekilde antrenmanı. Zordu ama çok keyifliydi. Burpee yaparken matım kaydı ve böyle öne doğru düştüm. Yani keşke çekseydim. O kadar güldük ki Zeynep'le. Yani antrenmana birkaç dakika ara vermek zorunda kaldık. Çünkü gerçekten böyle yüzüstü bir şekilde öne doğru düşen birini düşünün yani. Zoom egzersizinin orta yerinde. Şu an nabzım 147. Yaklaşık 30-35 dakika sürdü bu arada. Yani böyle aman aman bir süresi de yok. Ama çok hızlı bir şekilde yaptığınız ve çok aralarda dinlenmediğiniz için birazcık zorlayıcı oluyor ama çok keyifli gerçekten. Yani yüzden geriye doğru gitme hissiyatı güzelmiş. Hani yavaş yavaş bitiyor olduğunu bilerek yapmak keyifliymiş. Yarın da sanıyorum yine Zoom üzerinden katılacağım. İnternetten bile çok rahat oluyor ya. Bir de Zoom'dan hakikaten pratik oluyor. Bir de sizinle birlikte yapan başka insanlar da var. Onu görmek de iyi hissettiriyor açıkçası. Evet, muhtemelen kargo geldi. Kapı çaldı çünkü. Böyle. Yarın da muhtemelen ben spor yapacağım. Paylaşmaya değer bir şey olsa çekerim zaten yine. Hoşça kalın.
Merhaba, ilk haftanın son güncellemesini yapmak istedim. Hani böyle bir ilk hafta kapanışı gibi olsun diye böyle birkaç bir şey anlatmak istedim. Dün diyetisyene gittim, Efe'ye. Biliyorsunuz ben Türk mideliyim zaten, 110 kilo ile başladım bu sağlıklı yaşam yolculuğuna diyeyim. Ama Efe'nin bir aleti var, böyle Gora'daki ışınlanma makinesine benzeyen. Kilonuzu, yağınızı, hatta organlar arası yağlarınızı bile gösteriyor. Şöyle bir belge çıkartıyor. Burada body type diye bir yer var, bakın şurada şöyle görebilirsiniz. Ben burada obez 3 ile başladım. Yani şurayla başladım. Ve obez 3'ten obez 2, obez 1, borderline, overfat. Sonra hep borderline ile overfat arasında yaklaşık bir yıldır neredeyse gidip geliyordum. Bugün, bugün diyorum dün ilk defa standarda gelmiş fiziğim. Ve niyeyse bu çok hoşuma gitti. Çünkü 110 kiloyken acaba ne zaman bu standardı görürüm diye çok takıntı haline getirdiğimi hatırlıyorum. Şu an böyle şey olmadım, hani wow artık standart bir fiziğim var. Hayır, zaten ben şu an fiziğimden aslında bazı noktalar dışında memnunum ve yeterli geliyor. Ama vakti zamanında çok taktığım bir şeye erişmiş olmak ve artık onu bu kadar takmıyor olmak bana çok iyi hissettirdi. Bunu paylaşmadan geçemedim o yüzden. Ah, bugün biraz outdoor spor yapma imkanım olduğu için çok mutluyum. 3 gündür reglim ve hayatım böyle en ağır reglerinden birini geçiriyorum. O yüzden hiç spor yapamadım. Bu hafta dörtlemem lazım ve bugün çarşamba. En azından bugün bir tanesiyle başlayayım. Bir gün ara vererek bu hafta full spor yaparak dörtleyebileyim istiyorum. Ha, bir de tabii şöyle bir şey var. Unuttum onu söylemeyi. Taşınıyorum. Dün ev tuttuk. Ve taşınma sürecinde tabii biliyorsunuz ne kadar zor olduğunu. Bir sürü işle ilgilenmek gerekecek. Bakalım bu hafta dörtleyebilecek miyim, ama ben ne yapıp edip dörtleyeceğim. Zeynep beni öldürür. O yüzden bu haftanın ilk sporunu artık başlıyor ve sizleri öpüyorum. Selam. Bugün sanırım 3. haftaya girmiş bulunuyoruz. Bu hafta artık 5 antrenmana devam edeceğim ve bu hafta boya, sireklikçi, temizlik, eve yerleşme, taşınma işlerinin olduğu hafta. Harika bir denk geliş. Bugün pazartesi. Dedim ki en azından bugünden başlayayım ki hani bu hafta 5'leyebileyim. Hedefim 5 ama yani 5 olmazsa da yapacak bir şey yok. Ama zorlayacağım. Yani öyle bir ya 5 olmadı ya deyip geçmek istemiyorum. Biraz esiyor. Bir koli yapıyorum, bir spor yapıyorum. Yani delirdim evin içinde gerçekten. Biraz ağrılarım oluyor ama gitgide daha kondisyonlu ve daha iyi yapabildiğimi görüyorum hareketleri. Bu çok hoşuma gidiyor. Belim inceldi, bacaklarım inceldi. Gerçekten fark ediyorum yani bunu. Ama işin fiziksel kısmından çok ben psikolojik kısmına biraz daha tutuldum açıkçası. Çünkü gerçekten o an odaklanmak, o an spora odaklanmak ve ter dökmek, enerji atmak, sinir atmak, stres atmak bana inanılmaz iyi gelmeye başladı gerçekten. Bugün yeni bir antrenman yapacağım. Hayatımda ilk defa yapıyorum. Zeynep yaptırıyormuş bunu zaten öğrencilerine. AMRAP, yani as many repeats as possible. Yani yapabileceğinizin maksimum tekrarını yapmak gibi çevirebiliriz. Şu an çok düzgün çeviremedim. Neyse. Şöyle 2 roundumuz var. Her 2 roundda 5'er hareket var. Ve bu 5 hareketi 10'ar kez yapıyorsunuz ama 7 dakika boyunca hiç durmadan 2 dakika mola veriyorsunuz. İkinci roundu 7 dakika yapıyorsunuz. Yine 2 dakika mola veriyorsunuz. Ve bu 1 ve 2 roundu birer kez daha yapıyorsunuz. 7-2, 7-2 gibi düşünün. İlk defa deneyeceğim. Kolum yoruldu. Havada çok sıcak. Vantilatör açtım. Umarım bayılmam yani. Gerçekten bu sıcakta. Ya benim şu an en çok şikayet ettiğim şey sıcak olabilir. Akşam 8'de 9'da yapıyorum normalde ama şimdi bir boşluğum var diye hemen bir spor yapayım arada dedim. Bakalım AMRAP nasıl bir antrenman çeşidiymiş, ne derece beni mahvedecek göreceğiz. Yani şu an bitti, şu saniye. Canım çıktı. Güzel, keyifli kesinlikle ama yani son 7 dakika gerçekten beni mahvetti. Bir de burpee. Burpee çok zor. Burpee de yani son 20 burpee gerçekten çok zor yaptım yani. Böyle bir 2 saniye kalkamadığım oldu falan ama mesele zaten hani 10'ar tane yapabilmek. O yüzden süresi çok önemli değil. Ara vermemek önemli ama ben her 7 dakikalık periyotta bir 2 kere falan, hatta 3 kere tuşa giriyorum. Hoşçakalın. Bakalım bu hafta neler olacak. Selam. Bu haftanın ikinci antrenmanı az önce bitirdim. İlk defa Tabata antrenmanına girdim. Tabata şöyle, belli bir ritimde bir müzik var. Mesela bugün Dance Monkey şarkısı var. O çok güzel yaptım. Ve o ritme uygun şekilde 8 hareketi 6 set yapıyorsunuz. Yani bugünkü antrenman öyleydi. 20'şer saniye. Her set 8 hareketindeki bir setin tamamında da 2 dakika dinlenmeniz var. Yorucu ama keyifli, müzikli olduğu için birazcık daha güzel. Zeynep'in zaten çok fazla antrenman çeşidi olduğu için
Ben bugüne kadar daha hiç sıkılmadım ki çabuk sıkılan bir insanım. Yani bir yaklaşık 270 kalori falan yaktık galiba bu antrenmanda. Ve zaten kaç dakika sürdü söyleyeyim size. 35 dakika sürdü. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Niye öpücük attım bilmiyorum. Bye. Merhaba. Bir güncellemeyle daha karşınızdayım. Bu hafta 5 antrenman yapmam gerekirken ne yazık ki talihsiz bir olay başıma geldi. Spor yaptığım günün akşamına doğru televizyon ünitesi almaya gittim. İkinci el bir kadının evinde buldum. Babamla taşırken belimi sakatladım. Böyle bir ses çıktı yani belimden ve çok fena bir ağrıyla hayatıma devam etmek zorunda kaldım. Ama sanırım aman aman bir şey değil. Çünkü şu an böyle yok denecek kadar hafifledi. İkinci gündeyim. Zeynep'e yazdım hani bir antrenman bir şey var mı? Beni çok zorlamayacak. Başlayayım tekrar diye. Bugün günlerden ne ya? Cuma galiba bugün tabii. Bugün cuma, ikinci antrenmanımı yapabileceğim yanlış hatırlamıyorsam bu haftanın ikinci ya da üçüncü antrenmanı artık. Gerçekten günlerim falan şaştı. Kolileme işim bitti sayılır. Bir spor yapacağım, kolileme işlerimi bitireceğim. Muhtemelen pazar günü koli taşırken zaten 600 kalori falan yakmayı planlıyorum. O yüzden bu hafta 1-2 antrenman daha yapıp bu haftayı kapat hayatıma devam edeceğim. Yeni evimde diye düşünüyorum. Bu küçük güncellemeyi vermek istedim ama bekliyordum bu arada böyle bir şey. Yani taşınırken bir yerimi sakatlamama ihtimalim bence yoktu zaten ki daha taşınmadım bile. Hadi bakalım gerçekten. Heyecanla bekliyorum başıma gelecekleri. Öyle güncellemek istedim. Sizleri öpüyorum. Yeni evimde görüşürüz umarım bir sonraki güncellemede. Bay bay. Ah selam. Yani herhalde bir 10 gün oldu ben spor yapamayalı ama 10 günün 10'unda da o kadar çok ev işi yaptım, o kadar şey taşıdım ettim ki zaten spor yapmış kadar oldum aslında. Herhangi bir şekilde hamlayacağımı çok düşünmüyorum. Bugün Tabata antrenmanı var. Şu an zaten görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yine Zoom antrenmanına girdim. Böyle uzun zaman sonra evde tek başıma yapmak yerine herkesle beraber yapmak daha keyifli olur diye düşündüm. Şimdi antrenman başlıyor. Ben kaçıyorum. Minik bir bilgilendirme geçmek istedim. Taşındım ve devam ediyorum. Sizleri öpüyorum. Maskeni çıkarma da linç yemeyelim. Ben de öyle çıkarttım yani. Merhaba. Bugün tartılmaya geldim ve az önce 4 kilo verdiğimi öğrendim. 60 olmuş. 60 kiloya düşmüşüm. Bir taraflarımızı yırttık Zeynep, 60 yapacağız diye. Serbest bıraktım, kendi kendine vermeye başladım. Şimdi ya inanılmaz, hayatımın hatırladığım kadarıyla en zayıf kilosundayım şu an ve bu ameliyat serüvenin en zayıf halini. Evet, tabii. Yani bizim kesin olarak 62 görmüştüm. 62 küsür görmüştüm max. İlk defa bu kadar zayıflamışım. Güzel olmuş. Ve cevaplar yani, yaptırmış gibisin şu an. Evet, bakın. Millet gidiyor. Millet gidiyor, para veriyor. Biz bu jawline'ı doğuştan. Neyse, bunu bedavaya yaptın diye. Buradan doktorlara sesleniyorum. Ne olur ikamet ya. Zeynep Çetin artık kredi çekmiş. Artık kredi çekecek halim kalmadı. Rica ediyorum şuraya bir dolgu istiyorum. Şimdi burnu istiyorum. Bir de meme. Başka bir şey kalmadı. Aradan bir çıkartın hayrına. Aradan be. Ha. Ünlü influencer. Instagram fenomeni. Ünlü değişim ve dönüşüm uzmanı. Zeynep Çetin. Keyfim o kadar yerinde ki yani şu an gidip Allah bozmasın. Bir pastaya kafa atacağım ya da spor yapacağım. Çok aradayım yani. Uçlardayım yani. Şimdi burada vereceğin karar çok önemli. 4 kere geri almama çok etkileyebilir. Evet. Şimdi burada vereceğin karar, buraya ilk oturduğunda sana kurduğum cümlenin realitesini gösteren cümle. Yavrum %42.7. Ama burada biraz toparlamıştım tabii ki. Tabii. %48 de bu arada benim yavranım. %42.7'den de %28.5 olmuş. Ya yani her şeyi optimal seviyelere sokmuşuz abi. Hele ki organ içi yağlanma tertemiz olmuş. 15'miş organ içi yağlanma puanı. Şu an benim 6. Ne? Tam organ içi yağlanma neymiş öyle ya benim? 15'miş abi. Zaten en fazla istediğimizin 11'dir. Yani hatta 9 deriz de. Öyle mi? En max 11 olsun dedi. Çok yağlanmışlar. İçerisi biraz kirliymiş. Şey, bir dakika. Koyuyorum. Öncesinde 5.6'ymış. Çok iyi olmuşsun Zeynep. Canım şuraya alayım seni. 50 kilo vermiştim. Neredeyim ben? 50 kilo verdim. Beni tabii ki tebrik edecek ki. Geliyorum. Bugün bunun de şerefine bir mukbang çekmez miyiz be? İkinci seri be. Ha, yapalım çekelim. Bence. Çekelim. Bence yapalım. İyi, hadi bunu da duyuruz. Yapalım. Şu nedir ya? Aylardır şu anda meme ucu gibi bir şey var. Sivilce mi? Ne bilmiyorum. Sivilce kısmış. Neyse bu bilgiyi kim ne yapacaksan. Boşver. Abi 4 kilo vermişim. 4 çok iyi. Çıldıracağım. Hayır, seni daralttık daralt. Keşke 1'e elime başlattık. Ben bu gazla bu arada 57'ye düşeceğim. 57 o zaten. 3,5 yılda. Evet. Gerçekten o kadar çok değiştin ki ama her manada değiştin yani. Değil mi?
Gerçekten çok değişti. Mi? Çünkü ben ilk gün hastaneye girdiğindeki Zeynep'i de hatırlıyorum. Evet, her şey taş, şey dalgaya vuran. Her şey dalgaya vuran bize yapar ama içten içe de belli yani. Evet, şu an onların şeyini yaşıyoruz. Değil mi? Şu an böyle şey hissediyorum yani. Bu süreç böyle benim için artık şey, finalize oluyor. Mission complete. Aynen, aynen öyle biliyor musun? Şey, achievement aldık. Şimdi 5 toplayacağım yani. Gerçekten öyle. Ya çok yormuş. Ama Eliye'de o. Ben sonra hep şey yapıyordum ya. Şimdi bunu görünce abi yine hedefin Eliye'ye geçmişim. Evet, 64'te Eliye'de olacağımı düşünmüyordum. Hı-hı. Ki aslında 110'dan düşmüş biriyim, nasıl bunu düşünemezsin ama bir yerden sonra sanki ama zayıflamak işte, imkansızlaşıyor gibi. Onu biraz ben de yaptım sana. Çünkü çok down oluyordum o zaman. E bir de tabii şimdi maddi tarafı da binince külfet olarak. Aç, o yüzden zayıfladım. Eve çıktım ve açım. İşte maddi külfette binince SSC'li böyle sürekli anlatıyorum. Yemek sepetini aç abi. Tabii canım. Yemek sepetini reklam alabilir miyiz? Yemek sepeti reklam verir mi bize? Duyurum. Bir ikinci mutfakta bir sponsor olsun. İçen sponsor olsun. Aaa! Ağzım sana. Heyecanlandım. Ama o tavuk ısırışımızı unutamıyorum o mukbang videosunu da. Bak buraya da koyarım. Lahmacun. Şerefe yapalım. Ne tebrik et. Elde sıkıştık. Aa el sıkıştık. Çok sık. Hoşçakalın. Kapatın atalım. Bir ki, bir ki. Ses bir ki. İyi. Memnun musun halinden? Memnunum ya. Yani çok iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Bir aylık süreçte. Yani tabii ki daha şeyleri bilmiyorum. Şu an Zeynep'in elinde benim ilk geldiğimdeki ölçümlerim var ve asla hatırlamıyorum hiçbirini. Ve şimdi ben de mezur olmadığı için kimono'nun ipiyle bunu ölçüp sonra metreyle tekrar ölçeceğimiz korkunç bir sistemle Zoom üzerinden ölçüm yapacağım. Rezalet yani. İki gündür mezur arıyorum yemin ederim sana. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu yapan çok insan var. Bir de bence bu feedback'i verelim. Bak evde mezura yok diye ölçüm yapamıyor insanlar. Abi şunlar her evde vardır. Babanın tamir çantasında. Kimono'nun, eşofmanın ipinin bir tane iplik buluyorsun. Kendini ölçüyorsun. Sonra bunun üstüne koyuyorsun. Ve kaç santim olduğunu görüyorsun. Şimdi biz yapacağız tertemiz yani mesela. Oluyormuş. Ben böyle mezura yok ne yapacağız falan diyordum da yapılabiliyormuş. Her şeye çözüm var. Hadi siz bakalım. Yeter ki yapmak isteyin. İşin ölçü boyutunu bilmiyorum. Ancak işin kilo boyutunda yaklaşık 4,5-5 kilo arası bir kilo kaybım oldu ve şok içindeyim yani. 63'ün diyeyim 63 kilonun altına daha hiç inmemiştim bu ameliyat sürecinden sonra. 63-65 böyle gidip geliyordum. Ama yani hakikaten spor, taşınmak ve üstüne beslenememe böyle bir süre karbonhidratla beslenip sonra az yiyince hepsi birleşti ve ben o bir ay içinde 5 kilo gibi bir kilo verdim. O yüzden çok mutluyum. O yüzden inceldiğimi de düşünüyorum tabii ki yani mantıken. Bakalım ölçülerim ne söyleyecek. Benim için böyle geçti. Yani işte countdownlar efendime söyleyeyim. Countdown da yani bu kadar insanı mahveden Tabata. Bu kadar insanı mahveden antrenman çeşitleri. Sevdim. Bir kere farklı olması beni çok mutlu etti. Çünkü ben biraz şeyden, düzenden ve böyle monoton şeylerden bir süre sonra sıkılan bir insanım. İşte bir gün Tabata, bir gün countdown, bir gün işte ne bileyim belli bir bölgeyi çalıştıran bir antrenman falan derken bir gün üst beden, bir gün alt beden şey oluyor. Hem bölüyoruz hem de keyifli oluyor. Tabata falan çok keyifli mesela. Yani ritmik bir şekilde çünkü hareketleri yapmanız gerekiyor falan. İşin şöyle bir kısmı var. Biz bu yola 3 ay diye çıktık. Ama neler oldu? Neler olacak? Bununla ilgili küçük bir size güncelleme geçmemiz gerekiyor. Bu süreci bir ayla sonlandırmak durumunda kalıyoruz şu an. Çünkü benim iş yoğunluğu artı burun ameliyatı olacak olmam gibi bir gerçek var. Covid çok patlamadan etmeden bu işleri yapıp hani evde dinlenip hayatıma devam etmek istiyorum. Ve aynı zamanda sanırım bir silikon durumu da ya da bir karnımda bir şey olacak. Emin değiliz daha o şeyden. Yani sadece burun değil zaten. Burun da tek başına aslında spor yapamamak için yeterlidir diye düşünüyorum. Çünkü burada tamponlarla falan oturacağım. O yüzden süreci erken bitiriyoruz. Ama bu işler güçler toparlanıp bu ameliyatlardan iyileşilmiş bir şekilde çıkılınca biz buna devam edeceğiz zaten. Sonu bu da yeterli bence ya Zeynep. Şu an bence ben senin sonuçlarının ölçümlerinin sonucunun değiştiğini düşünüyorum. İlk ölçümlerini ben biliyorum. Okumaya çalışıyorum. Orada bir 97 falan bir şey gördüm.
O zaman yani durum bu. Ama hani devam edeceğiz buna zaten. Sadece bu bir YouTube videosu olarak devam etmeyecek ki zaten bir ayda 5 kiloluk bir zayıflama artı birazdan göreceğimiz umuyorum inceleme sonuçları diyelim. Beni tatmin edecek diye düşünüyorum. Seni de umarım eder. Benetciğim, ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Ben bu süreçte aslında ne kadar emek verdiğini biliyorum. Bu dönemde çünkü taşınma oldu. Taşınma dönemi, insanların tatile gitme dönemi falan hep herkesin saldığı dönemdir. Sen bu dönemde elinden gelebildiğinin en iyisini yaptın ve bu bence vücudunun sana ödüllendirmesi için de yeterli bir şey yani. Çünkü sen olan koşullarda işte taşınmadan 2 gün önce, 3 gün sonra taşındın. Yine beslenmene dikkat etmeye çalıştın. Ama insanlar bu kadar çok dikkat edemeseler de yine değişim sağlıyorlar. Bence vücudun mutlaka değişmiştir. Değişmiyormuş. Hadi bakalım. Hadi ölçümleri O yapalım, zaman onun üstüne konuşalım. Ne dersin? hadi hadi yapalım. Ayağını tam yere Ayağını basıyorum. tam yere Okey. basıyorsun. Evet, ayağını tam yere bas. Ve dizinin hemen üstünden, bacağının en ince yerinden ölçüyorsun. Dizin bükülü olmasın. Bir dakika, buna müdahale etmen gerektiğini düşünüyorum. Şöyle Tamam, duruyorum. böyle iyi. Evet. Burası. İnince, biraz daha aşağısı. Biraz daha. Şurası, Evet. tamam, bildim. Birazcık üstü. Biraz üstü mü? Az Şöyle önce yapayım. sana cümlemi bitiremedim bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bir ara verebilir miyim? Seninle gurur duyuyorum demek istedim. Ama bir Ya. sürü etken var dışarıda ve kafam çok dağıldı. Halime bak. Elinden gelenin en iyisini yaptın ve seninle gurur duyuyorum gerçekten. Bugün Ya sonuç canım benim. Teşekkür tartıda ederim. değişmiş olabilir. Mezura da değişmiştir eminim ama değişmese bile hiç sıkıntı değil. Önemli olan senin yaşamının o hayatından bu hayatına geçtikten sonraki dönemde algının, farkındalığının değişmesi ve bunu hayatının normal rutini haline getirmen. Bugünkü göreceğimiz rakamlardan çok daha değerli. O yüzden seninle gurur Cidden öyle duyuyorum. biliyor musun? Çok Emeklerin teşekkür için de ederim. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim emeklerim için. Kimonun kemerin arkadan öne doğru. Evet, bir Şöyle bacağın en ince yaptım. yerinden. Evet, burası. Kaç? 41. Söyleyeyim mi? Şimdi mi söyleyeyim, sonra Söyle. mı söyleyeyim? 45. Oha! Evet, Ne ben de buraya not diyorsun alayım. sen? 4 santim mi 4 fark etmiş? santim ince bacak. Bir de ortasını alacaksın Zeynep. Yani dizinle Tamam. kasığının arasındaki orta nokta. Evet, yine aynaya çevir, ben seni Şöyle. yönlendireyim. Tamam. Okey, aynen. 52. Oo, 53'müş. Nice. Bir Nice. santim. Bir santim. Bir santimdir. Olsun güzel. Ama bak, Yana da dizlerinin üstü kaslanıyorsun, değil toparlanmış. mi? Tabii ki dizlerinin üstü Gelmiş. toparlanmış. Evet. Yani şeyde çok kilo verdiğimiz dönemde, çok kilo alıp çok kilo verdiğimiz dönemde ya da işte senin gibi hani ameliyat geçirmiş bireylerde bu dizin üstünün toparlanması çok zor olur normalde. Çünkü derinin yukarıya doğru çekilmesi Evet. lazım ve incelmesi lazım. Çok değerli. Zaten hani 52-53 santim bacak gayet iyi bir bacak yani. Olarak. Öyle Bir mi? de iç bacağını ölçeceğiz. Kalın, en Tamam. kalın yerine. Kasığının birazcık altını, bacağın en kalın yeri var ya. Şurası en kalın yeri gibi. Şurada bir fazlalığım var Evet. çünkü. 56. 59'muş. Ne? Şaka Evet. yapıyorsun. Evet. Oha! Çok iyi be. 3 santim nedir ya? Alttakileri göstermeyeyim özellikle. Aynen. Oha çok iyi. Sağ Neyse. bacağa bakacak mıyız? Yo, onların ölçümleri aynı çıkmış. O yüzden bence bakmayalım. Sağ, birazcık daha aşağısı. Evet, İyi mi burayı ölç böyle? bakalım. Evet. Tam olarak şuraya geliyor. 96. 100'müş kalçan. Ondan da bu 4 santim gitmiş. Şu arkadaki Evet. gölgem, şey Basen gölgem de. yansıma. Aşağısı Basan. basende. Tamam. Yani ölçebiliriz şu an her şeyi. Her şey çok iyi gidiyor çünkü. 20 milim ölçüyor. Yani herhangi bir katakulli yok. 94,5 gibi bir şey. 95 diyelim hadi. Seni kırmayayım. 94,5 yazıyorum ben. 97 imiş. Aa, o da çok Evet. düşmüş. Kız bir ayda bu Yanları ve nasıl beli oldu? merak ediyorum. Evet, yanları ben de merak ediyorum. Şurası en kalın yeri bence. 97. Bunu göstereceğim ya. Yüzünü. Oha! 4 santim de yanlardan mı gitmiş? Evet. Aa, inanamıyorum. Kaç santim inceldim totalde ya? Şey gibi böyle yalan dolan zayıflama hapı reklamı gibi başlık koyacağım bu videoya. Bir ayda 38 santim inceldim. Topluyor değil mi her yeri? Ayak Aynen. bileğinizden, Aynen. parmaklarınızdan birer santim zaten o zaman. En çok merak ettiklerimden bir tanesi de bel. Evet, şurası en ince yeri abi. 78. Birmiş. Abi, oradan da mı 3 gitti?
Başka bir yer kaldı mı? Göğüs var. 85. 90'mış. Oha! Hatta... Bu arada şurada kaburgalarım gözükmeye başladı. Yani buram çok ince. Yağlanma var ya. Aynen, bak şuralarım falan gerçekten hafifçe bir. Ya şurada bu arada benim derim var. Kaç olduk ya toplam? Totali söyle bana. 19, 20, 27. Ne? Bir ayda 27 santim inceldim. Ben buna başlığa yazarım. Hızlı bir hesap yaptım ama. Yine bir hesap yaparız. Hızlı bir hesap yaptım ama aynen. Süper. Bir ayda bravo 5 kilo sana. Ve 27 santim incelme. Helal olsun wow. Sana. Çok dedim sana. Teşekkür ederim. Vücut çünkü her zaman senin istikrarlı olduğunda sana her zaman muhabbet ödülünü verir. Bir saniye Can. Can. Video çekiyoruz. Yemek verdiğin zaman bu bazen haftada bir olur, bazen haftada beş olur. Beslenmene bazen dikkat edersin, bazen dikkat edemezsin. Ama kendini her şeyin birazcık öncesine koymaya çalıştığında vücudun mutlaka ödülünü veriyor. O yüzden seninle hakikaten tekrar gurur duyuyorum arkadaşım. Ay, teşekkür ederim. Kolumu ölçmedik. Kolu ölçmeye çalışalım mı? Hadi ölçmek becerebilirim. Çalışalım. Ama yukarıda mı? Biraz şey ölçtüm. Bak şöyle hafif ölçtün yukarı. Bu tam noktayı, tam ucu. Aldım. 27. 3 santim o zaman. Oldu mu 30? 27 tam oldu. Vallahi oldu. Vallahi 30. Oldu. Mesela bacağı normalde sadece ortadan ölçerler ama ben senin gibi insanlar için, yani senin gibi geçmiş olan insanlar için az önce ilk başta anlatmıştım. O derinin üstünde, pardon dizin üstündeki kalınlığın, derinin toparlanması biraz zaman alır. O da bizim için bir ölçüdür. Oradan toparlanması. İç bacağın aynı şekilde sarkmaya çok müsait bir bölüm. Oranın birazcık toparlanması da bizim için bir ölçüdür. O yüzden bacağı 3 bölgeden ölçtük. Yanlar yine öyle. Hani sadece ince beli ölçüp bırakamazdık. Çünkü depolanmış yağların olduğu kısımlardan bir tanesi de yanlardı. Yanları da ölçmemiz gerekiyordu. Aynen. O yüzden böyle ölçüm şeyleri var yer yer. Normal ölçümde işte bacak, bel, basen diye ölçülür 3 bölge. Ama senin gibi geçmiş olan insanlarda ölçümün bu şekilde detaylı olması gerekir. O zaman bir ayda 30 santim gibi bir sonuç artı 5 kilo gibi bir sonuçla aynen hayatımıza devam ediyoruz yani. Vay canına. Emeğine sağlık valla. Süper. Valla seninle. Başka bir... Ben seninle gurur vallahi duyuyorum. Vallahi duyuyorum ya. Gerçekten kendimi tebrik ve takdir ediyorum yani. Çünkü çok da aynaya baktığımda da yani yanlarım falan, bacağım bacağım cidden gözle görülür şekilde inceldi. Yani şu an bir de bunun sonuçlarını öğrenince iyice mutlu oldum. Bayağı böyle çünkü net bir şekilde oha buradan şu kadar gitmiş, şuradan bu kadar gitmiş diye. Ne çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ameliyattan sonra, toparlandıktan sonra yaza girişte seninle ilgili başka projelerim var. Teşekkür ediyorum. Zaten bana iletişimimiz bitmeyecek ama bu videonun olsun sonu için en azından teşekkür ederim yani evet, gerçekten tüm emeklerim için. Bir de bir şey eklemek istiyorum burada. Bunu eklemeden geçemeyeceğim. Bu videoyu izleyen herkes aslında sizin bu. Destek aldığınız ya da hizmet aldığınız eğitmenin eğitimini, bilgisini, geçmişini lütfen sorgulamaya çalışın. Çünkü vücudunuza emanet ediyorsunuz. Bugün senin bana emanet ettiğin gibi omuzun, dizin, belin, her şeyini sen bana emanet etmiş oldun antrenmanlarla. Bir doktor seçerken bile profesör olmasına dikkat ediyoruz ama eğitmen seçerken çok fazla sorgulamıyoruz bunu. O yüzden eğitimli insanlardan destek almaya çalışın. Bu işi sadece maddi amaçlı değil ama işe inanan, bilen insanlardan destek almaya çalışın ki sakatlık olmasın abi. Etraf spor yapıp sakatlanan insanla dolu ya. Yazık yani. Bir de insanlar evde yapınca yönlendiremiyor hocalar. Mesela senin programında sen Zoom üzerinden herkese tek tek bakıp şu hareketi şöyle yaptın, yanlış yapıyorsun diyorsun yani. Bu arada bu Zeynep'in kampları, programları ve işte Zoom üzerinden verdiği hizmetle ilgili de bilgi almak için ben aşağıya Zeynep'in Instagram'ını vesaire bırakacağım. Oradan da Zeynep'e ulaşabilirsiniz. Yani orada sağladığı hizmet bence çok doğru. Çünkü evde spor yaparken hadi şimdi bunu yapayım bitsin diye çok kötü şekilde insanlar kendilerini sakatlayabiliyorlar. O yüzden o konuda evet, bence Zoom üzerinden herkesi tek tek bakıp yönlendirmen çok başarılıydı. Yani sakatlanmadıysan bunun sayesindedir yani kesinlikle. Öpüyoruz sizleri. Öpüyorum o zaman seni. Görüşürüz. Bay bay.